Arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Şu anda Malezya'da bir marketin içindeyiz. Buradaki fiyatları şimdi karşılaştıracağım. İlk olarak şu tarz içecekler var. 5.60 yani 6 lira falan Amerika'dan geliyormuş. Meyve suları şöyle en ucuzu 4.35 yani 5 liraya falan satılan meyve sularından var. Ki bence meyve suyu için çok pahalı bir fiyat. Başka ne var? Mesela en basitinden kokonat suyu var ama onun fiyatı Türk lirası ile 10 liraya falan geliyor. Her şey 4.60 yani 4.60'dan ucuz bir şey yok. Ondan sonra şimdi süt var. Sütler 8.10, 9.10 yani bayağı pahalı. 10 lira bir süt. Böyle çikolatalı sütler falan varmış, karamelli. En ucuz süt 6.5 lira. Avustralya sütü demiş. Onun dışında şimdi burada hazır yiyecekler var ama bunların fiyatları şuralarda yazıyor ama ne olduğunu anlamıyorum. Bunlara hiç girmeyeyim. Mesela şurada dondurulmuş pizzalar falan var. Bunların tanesi 15 liraymış. 15 lira iyi, alınabilecek gibi. Ondan sonra dondurmalar var. Şu büyük dondurmalar 6 lira 10 kuruşa satılıyor, şu çilekli olanlar. Ondan sonra başka ne var? Cheesecake'ler var. Cheesecake'ler 15 ringgit yani 20 liraya falan satılıyor. Onlar da iyi. Pahalı diyemeyeceğim. Onun dışında başka ne var? İşte Magnum'un şöyle toplu ağırlık serisi var. O da 18 liraya falan denk geliyor. Bakalım başka neler göreceğiz. Mesela burada nugget var. 1 kilo nugget. Gördüğünüz gibi 8 ringgit'e satılıyormuş. Yani 10 lira falan. Bence iyi. Mesela burada cheddarlı cheese, cheddar cheese diye bir şey var. Bunun fiyatı da 18 yani 20 lira. Ama cheddarlı cheese zaten pahalı oluyor. Mesela onun dışında kolalar, mesela şu küçük fantalar falan 2.5. Yani 3 lira falan oluyor. Bence pahalı. Gelin şimdi meyve sebze fiyatlarını karşılaştıralım. Mesela şöyle 4 tane domates 2 lira falanmış. 2.5 liraya falan denk geliyor Türk lirasıyla. Mesela en saçması da şöyle marulları koyuyorlar. Ve şu kadarcık marul 4 lira 3 lira falan oluyor. Pardon, ne 4 lirası 3 lirası? 7 lira. Bu marul 7 lira. Ve içinde adam akıllı marul da yok. Çok pahalıya satıyorlar. Böyle saçma sapan şeyler var. Bunlar Çinler yiyordur büyük ihtimal. Bunun fiyatı da 4 lira. Onun dışında şimdi geldik sıra yoğurtlara. Yoğurtlar şöyle bir kova yoğurt 19 ringgit yani 25 lira falan. Ama isterseniz şöyle çilekli yoğurtlar da var. Bunların fiyatları 6 ringgit demiş yani 8-9 lira. Bence bunun fiyatı iyiymiş. Şimdi bakalım başka daha neler göreceğiz. Mesela yağlar var. Şöyle 1 litreye 10 ringgit yani 13 lira falan yapıyor. Zeytinyağları çok pahalı oluyor burada. Şu kadar küçücük bir zeytinyağı 15-16 lira falan. İspanya'dan gelmiş. Ama şöyle kocaman, bunlar ne? Turşu suyuna benziyor. Mesela burada pirinçler böyle koca koca poşetlerde satılıyor. 5 kilosu 30 ringgitmiş. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum. Çünkü pirinç çok almıyor. Gezmeye devam ediyoruz. Bakalım daha ne bulacağız. Ve bunların en çok yediği noodle var. Noodle. İçinde 5 tane paket varmış. 25 ringgit. Bence noodle için çok pahalı bir fiyat. Bunlar kafayı yemişler. Sıra geldi makarna bölümüne. 4.80'den başlıyor. Yani 7 lira, 8 lira falan makarnalar. Mesela Barilla'nın şu makarnaları 10 ringgit. Yani 15 lira falan. Çok pahalı. Aşırı kazık. Ve buradaki Malezya'daki insanlar Türkiye'deki asgari ücretten çok daha az alıyorlar. Nasıl geçiniyorlar onu da anlamış değilim.
Şimdi konserve bölümü var. İşte şu tarz bir konserve domates al 5,5 ringgit, yani 7,5-8 lira gibi bir şey yapıyor. Paketlenmiş ananas var şöyle 5 ringgit, yani 7-8 lira. 7 lira falan yapıyor. Yani her şey çok pahalı burada. Burasının konaklaması, ulaşımı, her şey ucuz ama bir şu yemekleri çok pahalı. Bunu da çözerlerse dünyanın en ucuz ülkesi olabilir. Burada böyle içecekler falan var. Mesela Ariel'in şöyle bir şeyi, pardon, bu Ariel değil, Omo da değil, bu ne? Dynamo. Dynamo'nun şöyle bir şeyi 17 ringgit, yani 25 lira falan. El yıkama sabunları 15, 20 lira falan para yapıyor. Bence pahalı. Türkiye'de bunun kilosunu zaten ne kadar veriyorlar. Mesela Ajen'in çamaşır suyu şöyle 13 ringgit, 18 lira falan yapıyor. Ve herkesin kullandığı Clear şampuan 17 ringgit, çok pahalı. Türkiye'de 10 lira falan. Yani 17 ringgit de ne kadar yapıyor? 22-23 lira falan. Yani çok aşırı pahalı. Ve burada da böyle hazır yemeklerin bulunduğu bir bölüm var. Yemekleri falan koymuşlar. Böyle Japon suşileri falan var, 17 ringgit. Somonlar falan var. Suşiler aslında fena durmuyor, 10 ringgit iyiymiş. Gördüğünüz gibi işte markette bu tarz şeyler var. Ve tabii ki de her şeyin olduğu gibi bunda sona daha gelmedik. Birkaç şey daha göstereceğim. Ondan sonra kapatacağım. İşte burada böyle hazır yemekleri satıyorlar. Bunların ne olduğunu da bilmiyorum. Yediğim zaman midem bulanıyor. Çünkü içinde çok baharat koymuşlar. Bu arada elma Amerika'dan gelmiş. Nasıl getirmeye başarmışlar ona da hayret ediyorum. Amerika'dan elma mı gelir? Amerika gelene kadar kaç tane ülke var önlerinde? Açıkçası bunlar da birazcık Amerika'nın özentili olduğu için her şeyleri Amerika'dan getirmeye çalışıyorlar da fiyatları çok feci şekilde arttırmış. Mesela portakal Güney Afrika'dan gelmiş. Burada taneyle satıyorlar portakalı elmayı. Tanesi 1,5 lira gibi bir şey düşünebilirsiniz. Yani sebzeleri falan da çok pahalı. Mesela mango Tayland'dan gelmiş ama tanesi 6,20 ringgit pahalı. Migros'ta bu 5 liraya satılıyor. Ve 6,20 ringgit ne kadar adı? Toplam Türk lirası ne kadar adı? Ne kadar adı? Buldum, 8 lira falan yapıyor. Onun dışında birazcık eti de değinecek olursam, et fiyatlarının ucuz olduğunu düşünüyorum burada. Daha doğrusu dünyanın her yerinde et fiyatları bizim ülkemizden daha ucuzdu. Mesela şöyle bir dana eti 12 ringgit, yani 15 lira falan para yapıyor. Kaç grammış? 286. Yok ya, o kadar da ucuz değilmiş. Canım ülkem. Döndüğümde bol bol kebap yiyeceğim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomun da sonuna geldim. Beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.